Evet sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda Murat'ın bilgisayarının açılışta 5 haneli bir şifre istiyor. Şifrenin ilk 3 hanesi isminin harflerinden, son 2 hanesi rakamlardan oluşmaktadır. Örnek olarak MAT25 olarak belliyor. Ve arkadaşına şöyle söylüyor. Şifrenin ilk 3 hanesi ismimim harflerinden, son 2 hanesi rakamlardan oluşuyor. Buna göre arkadaşın en fazla kaç denemede şifreyi çözer? Şimdi 5 karakterli bir şifreden bahsediyor. O zaman ilk üç tanesi isminin baş harflerinden. Yani M, U, R, A ve T. Son ikisi de rakamlardan oluşuyor. Şimdi burada ilk üç hani birbirlerinden farklı olacak diyor. Her bir harf, rakam bir kez kullanılacak. Son açıklamada onu söylüyoruz. O zaman İlk 3 haneyi belirlemesi için önce 5 tane harf seçimi hakkı var. 5 tane. Sonra bir tane seçince geriye 4 tane kaldı. O 4 taneden bir tanesini seçebilir. Sonra 3 tane seçim hakkı var. Geriye kalan rakamlardan 10 tane rakamdan bir tanesini seçebilir. Sonra geriye 9 rakamdan da bir tanesini seçebilir. Sonuç 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 9 90. 5 kere 4 20 60 yapar. 90 yapar. 54 2 tane 0 cevap C şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda A kümesinin elemanları var. Bu elemanlarla rakamları farklı 4 basamaklı çift doğal sayı yazacağız. Şimdi rakamları farklı olacak. 4 basamaklı olacak ve çift doğal sayı olacak. Şimdi burada rakamların içerisinde 0 elemanı var. 0 çift rakamı var. Şimdi 0'ı arayı bir yerde tutmamız lazım. 4 farklı rakam var. Diyelim ki birler basamanda sıfırın olma durumuna bakalım. Sıfırın olmama durumuna bakalım. Ayrı ayrı inceleyelim. Çünkü sıfır başa yazamayacağımızdan dolayı sıfırın özel bir durumu var. Sıfırı başa yazdık. Kaç tane yazabilirim? Şimdi çift oldu. Sıfırı başa yazınca çift sayılar elde etmiş oldum. Sıfırı da kaldırdığımıza göre ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane rakam yazma seçeneğim var. Sonra rakamları farklı olduğu için kullandıklarımı kullanamayacağım. Geriye o zaman 5 tane kaldı. 4 tane kaldı. Bu şekilde. Burada da bir durum var zaten. Çarparsam 5 kere 4 20 120 tane çift sayı oluşmuş oldu. Şimdi sıfırı başta yazdım. Böyle oldu. 1'ler basamalar. Şimdi 0'u kullanmadım. Girene kalacak Çiftlere bakalım. 4 var. 6 var. 8 var. O zaman buradan 4, 6, 8'den bir tanesini seçeceğim. 3 tane seçme yapabilirim. 3 seçim hakkımız var. Sonra bir tane rakamı kullandım. Diyelim ki 4'ü kullandım. Kabul edelim ki 4'ü kullandık. Sonra 0'ı başa yazamayacağıma göre 0'ı da kullanamayacağım. O zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Ve 5 tane yazabilirim. Şimdi ne oldu? 2 tane rakam kullandım. Toplamda iki tane rakamı kullandım. Diyelim ki şöyle iki tane rakamı kullandım. Geriye de 1, 2, 3, 4, 5. Veya şu 4'ü silelim de karıştırmayalım. 4'ü kullanmıştık. 4 ile beraber diyelim ki bir tane kullanmış oldum. Ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 tane seçebilirim. Sonra tekrar 4 tane seçebilirim. Ve bunu da yaparsam 5420 burası 60 300 de buradan gelir. İkisini beraber topladığım zaman da 420 yani cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda 5 tane farklı saatimiz, 5 tane farklı yüzüğümüz var. Hafta içi günlerinde bunlar birer tanesi aksesuar olarak takılacak. Takıldığı bir saati 3 gün, taktığı bir yüzüğü 2 gün içerisinde tekrar takma koşuluyla. Şimdi Birinci günde seçim serbest. Burada 5 tane saatim var. Bir tanesini seçeceğim. 5 durum var. 5 tane de yüzük var. Onlardan bir tanesini seçecek. 5 durum var. Ne oldu? 25 oldum. İkinci güne geldiğimiz zaman birinci günde seçtiğini seçemeyecek. O zaman ne olacak? Saatte seçecek seçenek sayısı 4'e düşecek. 4 tane seçeneği var. Yüzükte de ne olacaktır? Yine 4 seçeneği olacaktır. 16 bulunacaktır. 3. güne geleceğimiz olduktan sonra 3. gelecek 3. güne geleceksek şimdi başta seçtiğini seçemeyecek. 3 günde bir seçtiğini 3 gün içerisinde bir daha seçemiyordu. O zaman buradakini de seçemeyecek. 2. gün seçtiğini de seçemeyecek. O zaman şuradaki 2 günde seçtiklerini seçemeyecek. Ne kaldı geriye? 3 kaldı. Saatte seçebileceği 3 tane saat kaldı. Geldik yüzüklerim Şimdi 2 günde bir değiştirecekti bunu. 2 gün içerisinde tekrar takmayacaktı. O zaman 1. gün ve 2. gündeki seçtiklerinden şimdi 3. güne geldiğimizde 1. günün artık seçebilir. Dolayısıyla şurada 2. günde seçtiğini seçemeyeceği için bir tane seçemeyeceğinden dolayı bu 4 duruma düşecektir. Buradan da 12 gelecektir. Geldik dördüncü güne. Hafta içi 5 gün olacak. 5 gün üzerinden değerlendireceğiz. Dördüncü günde ise ne yapacaktır? Bu sefer en baştakini seçebilecek. Fakat ikinci gün ve üçüncü gündekilerini seçemeyecek. Yani iki tane seçemeyeceği saat var. Beş taneden iki tane seçemiyor. Üç tanesini niye seçebilir? Üç durum burada yine var. Yüzük için bu üçüncü gündekini seçtiğini seçemeyecektir ikinci gündekini Seçebilir o zaman bu da 4 durum 5 taneden bir tanesini seçemiyor 3. gündekini seçemeyecek Bu da 12 olacak Bu şekilde 5. günde de bu sefer yine 3. ve 4. günde seçtiklerini seçemeyecek diğerlerini 2 tane seçemeyeceği var o zaman 3 tane seçebileceği Yüzükte de aynı şekilde Son gün seçtiğini seçemeyeceğine göre 4 tane seçeneği olacaktır. Buradan da 12. 12, 24. Burası 36. 16, 25 de 41. Tekrar toplarsak bunları 77. Cevabımız D şıkkı oluyor. Evet sevgili öğrenciler. Bu sorumuzda evli çift arasından 6 tane evli çift arasından 4 kişi seçeceğiz. Seçilenler arasında bir tane evli çift olacak. Yalnız bir tane evli çift olacak. O zaman Önce 6 tane eli çift çinilen bir tanesini seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz? 6'nın birlisi. 6 tane eli çiftin bir tanesini seçeceğiz. 6'nın birlisi 6 yapar. Sonra 2 kişi seçmiş olduk. 2 kişi seçildi. Geriye ne kaldı? Geriye seçilecek 2 kişi kaldı. 2 kişinin seçilmesi kaldı. Şimdi bu 2 kişi nasıl olacak? Bir. Beş tane erkek içinden 5 erkek içinden iki erkek. Bu nedir? Beşin ikilisi yani on yapar. 2. Beş tane bayan içinden iki tane bayan. Bu da aynı, aynı şekilde beşin ikilisi on durum yapar. 3. Bir tane erkek bir tane de seçtiğimiz erkeğin eşi olmayan bir tane de bayan. O zaman bir tane erkeği 5 tane erkek içerisinden 5'in birisi. 5'in birisi seçtiğimiz zaman seçtiğimiz erkeğin bayanı da seçemeyeceğiz. O zaman geriye 4 tane bayan kalacak. Bunun içinden de bir tane seçeceğiz. Bu da 20 olacak. O zaman 6'nın birisi yani 6'nın birisiyle ne yapıyoruz? Buradaki ihtimalleri tek tek 10, 10, 20 topladığımız zaman 240 cevap E şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda kombinasyonla ilgili binom katsayılarıyla ilgili özellikleri bahsetmiş. Burada x, y'den fazla olmak üzere diyor doğal sinir elemanları olsun diye bu seçeneklerden kaç tanesinin doğru olduğunu soruyor bize. Şimdi bununla ilgili şöyle bir bilgi hatırlayalım. Kombinasyonda n'nin r'lisi ile n'nin n-r'lisi aynıdır. Yani 5'in birlisini bulmakla 5'in dörtlüsünü bulmak aynı şey birbirinden farklı değillerdir. Şu alttaki ifadeleri topladığım zaman n'yi vermesi gerekiyor. Bir başka durum n'nin R'lisiyle n'nin r artı topladığım zaman n artı 1'in r artı birlisini elde etmiş oluyoruz. Yani 5'in üçlüsüyle 5'in dörtlüsünü topladığımız zaman ne elde ediyoruz? 6'nın dörtlüsünü elde ediyoruz. Gerçekten öyle mi? 5'in üçlüsü 10 demektir. 5'in dörtlüsü 5'in birlisi 5 demektir. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisi demektir. 15 6'nın ikilisi de 15 toplamı vermiş oluyor. Yani şu iki bilgiyi kullanarak Seçenekleri tek tek tarayalım. Birinci seçeneğimiz ne diyor? Bunların eşitliği. Eşitliğini söylemiştik size. Alttakilerin toplamı neyi veriyorsa üsttekini veriyorsa tamamdır. Y eksi 1 ile eksi y artı 1 bir birbirini götürdükleri için toplama ne olur? X olur. O zaman birincisi doğru bir ifadedir. İkincisi biraz karışık duruyor. Şimdi şuradaki eksili ifadeyi bunun yanına artı olarak geçirirsem x eksi 3'ün y eksi 2'lisi artı x eksi 3'ün y eksi birlisi şuradaki ifadeyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. Burada ne demiştik? y eksi 1, y eksi 2 ardışıktır bunlar. Bunlar ardışık. Bunlardan büyük olan kimdir? Büyük olanı budur. O zaman bu toplamda ne yapıyoruz? x eksi 3 1 arttırıyoruz. x eksi 3'ü 1 arttırırsam x eksi 2 olur. Buradan y eksi 2 büyük olanı y eksi 1 olarak toplamış oluyoruz. Bunun karşılığında x eksi 2 y eksi 1 bize verdi mi? Evet. Bunu buraya gönderdiğimizde topladığımızda bu sonucu veriyor. O zaman ikinci ifade de doğru oluyor. Üçüncü ifadeye bakacak olursak x birlisi ikilisi x'in x'lisi yani burada bir kümenin alt kümeleri sayısı toplamını veriyor burası. Dikkat ederseniz x elemanlı bir kümenin kümenin eleman sayısı x olmak üzere sıfır elemanlı alt kümesi desek ne yapacaksınız? x'in sıfırlısını hesaplayacaksınız. Bir elemanlı alt kümesi deseniz x'in birlisini, iki elemanlı x'in ikilisini ve bu, şekilde nereye kadar x elemanı dediğimiz zaman da bu şekilde yaparız ve bu toplam x elemanlı kümenin tüm alt kümeleri olduğu için 2 üzeri x'e karşılık gelir. Fakat bizim toplamımız birden başladığı için şuradan itibaren başladığı için x'in sıfırlası da bir olduğundan biri öbür tarafa gönderirsek ne olacaktır? 2 üzeri x eksi 1 yani üçüncü çık da doğru olmuş oluyor. Dördüncü açıklamamızda x tek sayılardan bahsetmiş. x'in birlisi, x'in üçlüsü, Burası 3, 3 olması lazım. 1, 3 böyle tek sayılar yazmış buraya. Bak 3, 5 böyle gidiyor bu. 1, 3, 5 X şeklinde. Diyelim ki bunu örnek olarak görelim. X tek diyelim ki 3. X seçtir 3 olsun. O zaman ne olur? 3'ün birlisi ve 3'ün üçlüsünü hesapladığım zaman ne çıkacak karşımıza? 3'ün birlisi 3'tür. 4 yapar. 4 de nedir? 2 üzeri 2 değil midir? Evet. 2 üzeri x eksi 1 gerçekten verdi. Mesela 5 5 seçelim. 5'in 1'lisi 5'in 3'lüsü 5'in 5'lisi 5'in 1'lisi 5 demektir. 5'in 3'lüsü 10 demektir. 5'in 5'lisi de 1 demektir. O zaman burası ne oldu? 16 oldu mu? Bu da 2 üzeri 4 demektir. Yani 2 üzeri 5 eksi 1. Demek ki ifade iki tane örnekle doğruladık. Doğru diyoruz. Beşincisine bakıyoruz. Y çift ise bunu da örneklendirelim. Diyelim ki 6. Y'nin değeri 6. 6'nın sıfırlısı. 6'nın ikilisi. 6'nın dörtlüsü. 6'nın altılısı. 6'nın sıfırlısı 1 demektir. 6'nın ikilisi 6 kere 5 30 15 demektir. 6'nın dörtlüsü ile 6'nın ikilisi aynıdır. 15. Altın ağırlısı, altılısı da 1 olduğuna göre o zaman burası 16 16 32 olacaktır. 2 üzeri 5 olacaktır. 2 üzeri 6 eksi 1. Evet bu da doğru. Tüm ifadeler doğru oluyor. Cevap E şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuza bir öğrenci girmiş olduğu 10 soruluk bir sınavda ilk 5 sorunun en az 3'ünü cevaplamak koşuluyla 10 soruluk sınavda 10 soru var. Bunun ilk 5 sorunun ya en az 3'ünü dediğine göre ya 3'ünü cevaplayacak ya 4'ünü ya da 5'ini. Diyelim ki birinci durum. Tüm durumlara bakalım şimdi. İlk 5 soruda 5 sorunun 3 tanesini cevaplandırdı. O zaman 5'in 3'lüsünü seçmesi gerekiyor. Yani 10. 10 tane seçim hakkı var. Sonra kalan sorular için ne yapacak? 5 tane ilk 5'ten sonra 5 tane daha soru var. O 5 tane sorudan da ne yapması lazım? 8 tane soruyu cevaplayacağı için 3 tane cevaplandırdık. O zaman kalan 5 sorunun hepsini cevaplandırması lazım. O 5 beş sorunun 5'ini de cevaplandırması lazım. Buradan ne oldu sonuç? 10 oldu. İkinci durum. 5 soru ilk 5 sorunun 4 tanesini cevaplandıracak. O zaman ne olacaktır? 5'in lüsünü seçeceğim. Bu da nedir? 5 yapacaktır. Ne kaldı geriye? 3 tane sorumuz kaldı cevaplandıracağımız. 5 tane de sorumuz kaldı. O 5 tane sorunun içerisinden de 4 tanesini seçeceğim. 4 tanesini ilk 5'te 4 tanesini cevaplandırdım. 4 tane daha seçmem lazım. O kalan 5 sorunun içerisinden 4 tane seçeceğim. O da 5 durum olacak. Buradan da işlemi yaparsam 25 olarak buluyorum. 3. durum ilk 5 sorunun içerisinden 5 tanesini cevaplandıralım. O zaman 5'in 5'lisi bir türlü olur bu. Bir türlü. Kalan 5 tane sorumuz var. 3 tane cevaplandıracağımız soru var. O 5'in 3'lüsünü hesaplarsak kalan 5 sorunun içerisinden kalan 5 sorunun içinden 3 tanesini cevaplandıracak olursam burası da 10 yapacaktır. Ve buradan da 10 toplarsak 10 burası, 10 da burası 20, 25 de burası 45 olarak bulmuş oluyoruz. A şıkkı. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 6 çarpı 6'lık bir kare veriliyor. Gördüğünüz gibi burada bu şeklin içerisinde bütün karelerin sayısının ne olduğunu soruyor. Bütün kareleri bulmamız isteniyor. Şimdi burada ufak bir bilgi verelim size. Böyle soruları nasıl düşünürüz? Oturup tek tek sayarsak işin içinden çıkamayız tabii ki. Şimdi burada şöyle pratik bir yöntemle bunu kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki böyle bir bir tane kare çizdim. Şu köşegenlerine dikkat edin. İki tane nokta var. Bu iki tane noktalı ikili ikili hesaplarsam bir yapar. Şimdi bir iki çarpı iki kareyi düşünüyorum. Şimdi bakın burada şuradaki kareyi saymak demek şu köşegeni çiziyorum. İkinin ikilisi bir tane saydım. Sonra bakın şuradaki köşeleri düşünüyorum. Üç tane köşemiz var. Bunun 3'ün ikilisi olarak saydığım zaman ne oluyor bu? 3 3 oluyor. Nedir bu? Şu kareyi saymışım. Şu kareyi saydım. Bir. Şu kareyi saydım. 2. Bir de şu büyük kareyi saydım. 3. Yani seçtiğim noktaları köşegen kabul eden kareleri saydım. Geri ne kaldı? Bu saymadım. Bu kare kaldı. Bu da şöyle yaparsam iki tane köşeden bu iki köşeden geçen bu iki köşeyi kullanan kare 2'nin ikilisi bu şekilde hesaplama yaparak yani burada bir kademe daha yapalım iyice anlaşılsın. Diyelim ki 3 çarpı 3. 3 çarpı 3'ü hesaplayalım. 1, 2, 1, 2. Evet. Burada bakın ne olacak? Şurada iki tane köşeyi kullanan kare için ne diyeceğim ben? 2'nin ikilisi diyeceğim. Şuradaki 3 tane kareyi kullanan için ne diyeceğim ben? 3'ün ikilisi diyeceğim. Şuradaki 4 tane kareyi kullanan için 4'ün ikilisi diyeceğim. Ve bundan sonra tekrar başa saracağım. Burada 2'nin ikilisi, 3'ün ikilisi. Sonra tekrar düşüyorum. Yani 3'ün ikilisi ve 2'nin ikilisi diye. O zaman şöyle bir kural uçuyor burada bakın. 2'nin ikilisi, 3'ün ikilisi. Bu nokta nokta nereye kadar gidiyorsam n-1'in ikilisi. Sonra tekrar buradan n'nin ikilisi dedikten sonra n'nin ikilisi en son n'nin ikilisine varlıktan sonra tekrar şuradaki toplamı bir daha yapacağım. O zaman bunu 2 ile çarpıp bu formülümüzü etmiş olacağım. Böyle bir ifade formülleştirmiş olduk. Buradaki sorumuza bunu uygularsak o zaman ne yapacağım? 2'nin ikilisi burada kaça kadar Sayabilirim 1 2 3 4 5 6 7'ye kadar. O zaman bu en son 7'nin ikilisi olacak. Sonra ne yapacağım ben 2 ile çarpacağım. 2 ile çarpacağım. 2'nin ikilisi nereye kadar gelecek bu? 6'nın ikilisine kadar gelecek. 2'nin ikilisi nedir arkadaşlar? 1. 3'ün ikilisi nedir? 3. 4'ün ikilisi nedir? 6. 5'in ikilisi nedir? 10. 6'nın ikilisi nedir? 15 ve bunu 2 ile çarpacağım. Sonra 7'nin ikilisi ne olur? 21 olur. Buradaki 15, 10 da 25. 6'da da burada var 31. Burası 34, 35. Burası 70. 21 de orada var. Toplamda 91 tane karemiz oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir tablo var. Tabloda 5 haftada yapılan kazaların sayısını gösteriyor. 6. haftanın ilk günde kaza olma olasılığı nedir? Yani bir günde kaza olma şansını soruyor bize. Şimdi burada 5 hafta demiş. 5 hafta içerisinde kaç gün var? Hafta 7 gün olduğuna göre 35 gün var. Bu 35 günlük süreçte ne kadar toplamda kaza olmuş? 5, 2, 7, 10, 16, 20. 20 tane kaza olmuş. O zaman istenilen nedir? Kaza olma olasılığı istiyoruz. Kaza 20 Seçenek 20. istediğimiz 20. Tüm günler ya 35 gün var. 20 bölü 35. 5 ile sadeleştirirsek 4, 7. Cevap A şıkkı bulunmuş olur.